Selamünaleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. İki terör örgütü, DEAŞ'ta YPG arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. Dünya yayınladığımız haberde 90 PKK'lı teröristin imha edildiği haberini servis etmiştik. Bugün bu sayının arttığı belirtiliyor. Sayı 121'e çıktı. Bununla ilgili sosyal medyada terör örgütü yanlılarının ağladığını ve şehit ifadesini kullandığını görmekteyiz. Bununla ilgili GPK'nın haber sesine de haber servis ediliyor. Haber şu şekilde. Sözde Koban 2 bilindiği gibi aslında aynen Arap bölgesinden bahsediliyor. Sözde şehitleri karşılıyor. DH çetelerinin Sinai cezaevine yönelik saldırısında sözde şehit düşenlerin 12'sinin naaşı aynen araba getirildi. Bununla ilgili şimdi de QSD yani SDG YPG, PKK YPK bilindiği gibi hep aynı PKK tarafından yapılan açıklamada 121 teröristin öldüğü ifade ediliyor. Bununla ilgili güzel gelişmeler servis ediliyor. Yine bir terör yanlısının paylaşımını görmektesiniz. Bununla ilgili 121 ölümsüz kahraman şeklinde şaka gibi ifadeler kullanmış. Bu sayıların artması dileğiyle diyerek diğer haberlerimize geçiş yapalım. Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Covid-19 aşı olma zorunluluğuna karşı protesto eylemi devam ediyor eyleme kamyonlarıyla katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren kişiler de Ottawa'daki federal parlamento binası yakınında toplanıyor. Polisin çevrede güvenlik önlemini arttırdığı notu da düşülmüş. Endonezya'ya gidiyoruz. Endonezya'nın Çakarta kentine bağlı Setiabi bölgesindeki Amurba Tapınağı'nda Çin yeni yılı dolayısıyla tören düzenleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımın olduğu törende ziyaretçiler tütsü ve mum yakarak yeni yıllar için dualar etti şeklinde Endonezya'dan haber servis ediyor. Dikkat ederseniz Endonezya'da sürekli Çin'in bu tarz etkinlikler yaptığını görmekteyiz. Orada çok Çinli'nin yaşadığı da böylelikle anlaşılmış oluyor. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ülkemize geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine kendisinin Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Ankara'ya iniş yapacak. Kendisi Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımları ele alacaklarını belirtiyor. Açıklamada görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel, uluslararası konularda fikir teatisinde bulunacağı cümlesi de kullanılmış. Diğer haberlerimizi aktaralım. Mısır ve Fransa arasında ortak hava tatbikatı başladı. Mısır ve Fransa Hava Kuvvetleri'nin Mısır'da Amon 22 adıyla ortak tatbikat yaptığı duyuruldu. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdul Hafiz resmi sosyal medya hesabından duyuru yapıyor. Mısır ve Fransa Hava Kuvvetleri tarafından bugün başlatılan ortak hava tatbikatının Birkaç gün süreciyi duyuruldu. Abdülhafız, tatbikat kapsamında ortak hava muharebe operasyonlarının planlanması ve yönetilmesi konusunda Fransa ile Mısır arasında iş birine dikkat çekiyor. Ayrıca tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın Dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde, Düzenlendi ifade edilmiş. Mısır ve Fransa son olarak 22 Ocak'ta Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı yapmıştı. Yine Mısır ve Suudi Arabistan'ın Mercan 17 isimli tatbikatı da tamamlanmış durumda. Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada tatbikatın tamamlandığı duyuruldu. Kızıldeniz'de 24 Ocak'ta başlayan askeri tatbikat an itibariyle noktalanmış durumda. Haber Sudan'ın haberine göre Türkiye burslarıyla Kocaeli'de elektrik mühendisliği okuyan Sudanlı Muhammed Adil Türkiye'yi anlatıyor. Kendisi 50 saniye boyunca açıklamalar yapmış. Çok kısaca dinleyelim. Ardından haberlerimize devam edelim. Merhaba, benim adım Muhammed Adil. Sudanlıyım. Türkiye'de okudum. Türkiye burslarıyla elektrik mühendisliği elektrik mühendisliği okudum Kocaeli Üniversitesi'nde. Mezun oldum. Yeni geldim zaten Sudan'a daha bir hafta önce. Türkiye'de bir iş fırsatı buldum ve orada çalışacağım. Bir ay sonra geri döneceğim Türkçe inşallah. Sadece ziyarete geldim. Arkadaşları ve aileyi görmek için. Türkiye 4 yıl, 5 yıl orada kaldık. Gayet güzel geçirdik. Yani çok şükür. Türkler yani çok sevgili insanlar, çok yardımsever insanlar. Çok eğlendik. Yani tavsiye ederim. Yurt dışında, yurt dışında okumak isteyenler. Yani ben Türkiye tavsiye ediyorum gayet eğleneceksiniz. Eğitim çok güzel. Her şey her şey mükemmel. Ve başarılar şeyler size. Bunun dışındaki haberlerimiz Japon denizinde kayıp savaş uçağı mürettebatının arama çalışmalarının devam ettiği de Azerbaycan meycasında servis edilmiş. Dün F-15'in radardan kaybolduğu haberini servis etmiştik. Nereye düştüğü konusunda çalışmalar devam ediyor. Bunun dışındaki haberlerimiz Türkiye ve Pakistan arasında siyasi istişarenin yapılacağı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığımız şu açıklamayı yapıyor. Ülkemiz ve Pakistan arasındaki siyasi görüşmeler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sadat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Süheyl Mahmut Başkanlığında heyetler arasında bugün 1 Şubat 2022 tarihinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak istişarelerde dost ve kardeş Pakistan'la ikili ilişkilerimiz tüm yönlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerle beraber ele alınacaktır. Açıklaması yapılmış. Bu haberde bu şekilde servis ediliyor. Diğer haberlerimizi aktaralım. Haberimiz Katar'dan olacak. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde El Zaim Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde 3 adet Leonardo M346 Master Savaş Eğitim Uçağının ilk kez görüntülendiğini görmekteyiz. Rusya'nın Karadeniz filosunun Buyan M sınıfı korveti bu sabah kuzeye doğru gidiyor. İstanbul'dan geçiyor. Bununla ilgili görüntüyü görmektesiniz. 8 kaliber seyir füzesi taşıyabildiğini de hatırlatalım dostlar. Diğer haberimiz Japonya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoyu görmektesiniz. Bu video her zaman olduğu gibi Japonya Savunma Bakanlığı tarafından duyuru yapılırken paylaşılıyor. Duyuru şu şekilde Japonya ile Pasifik Okyanusu'nun aynı deniz alanında acil yardım malzemeleri ulaştırmak için Kongo Krallığı'na nakliye gemisi Osumi ile sevkiyat yapılıyor şeklinde Tonga'da bilindiği gibi afet olmuştu. Dolayısıyla Japonya tarafından buraya destek yollandığı da ifade ediliyor. Bölgede bulunan Çin dahil olmak üzere birçok ülke destek yollamış durumda. Diğer haberimiz Nijerya'dan. Nijerya'daki silahlı saldırıda 12 kişinin öldü ve 50 kişinin kaçırıldığı duyuruluyor. Maalesef Kalsina eyaletinde Boko Haram tarafından bu şekilde bir eylemin gerçekleştirildiği de ifade edilmiş. Diğer haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Filipinler Denizi'nde Filipin kuvvetleriyle beraber deniz tatbikatına katıldığı ifade ediyor. USS Essex gemisi Ağustos ayının başlarında bu bölgeye gelmişti ve an itibariyle bölgede bulunmaya devam ediyor. Çok sayıda Ospreyler, çıkarma gemileri, helikopterler ve jetler de kendisine eşlik ediyor. Bununla ilgili 4 adet fotoğrafın paylaşıldığını da görmekteyiz. Evet dostlar böylelikle dünya genelinden haberleri aktarmış olduk. Bugün Lübnan Başbakanı'nın ziyaretini takip ediyor olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.